Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz herkese iyi çalışmalar. Barış yeniden integral fasikülü test 28'i bu videomuzda çözeceğiz. Son testimizi çözeceğiz. Aslında ben bu videoyu yarın e, çözerim diye düşünmüştüm ama bir baktım ki 5 tane soru var. Hemen çözelim aynı gün arkadaşlar iki videoyu atalım dedim. Bu yüzden de hemen bakalım. Birazcık şöyle gözücüyle soruları çözdüm arkadaşlar. O yüzden de bu videoyu çekmek istiyorum şu an. integralin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bakın bu soruyu çözerken bizim dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Burada x eksi 2'nin karesi yazmış. Ben x eksi 2'ye u diyeyim. Bakalım neler olacak. x eksi 2'ye u dersek dx eşittir du gelecektir. 6'yı yazarsam arkadaşlar 6'dan 2 çıkarttım. Üst sınırım 4 oldu. Eksi 2 yazarsam eksi 2 eksi 2. Alt sınırım eksi 4 oldu arkadaşlar. Kök içerisinde 16 eksi u kare çarpı dx yerine de du yazdım. Çok söyledim. Dedim ki böyle bir ifadede direkt u yerine x yazabiliriz. Çünkü ben burada bir daha dönüşüm yapabilirim. Uy eksi desem e, du da dx olur arkadaşlar. Bu yüzden uy yerine yazacağım direkt. Tamam yani ne oldu arkadaşlar? Eksi 4'ten 4'e kök içerisinde 16 eksi x kare çarpı dx oldu. Şimdi arkadaşlar bakın ben şöyle anlatıyorum, öğretiyorum öğrenci arkadaşlarıma. Bu tarz bir şey gördüğümüz zaman. Kök içerisinde 16 eksi x kare. E, bu aslında y'ye eşit olsa yani y eşittir. Kök içerisinde 16 eksi x kare. Eksi 4'ten 4'e. Değil mi? Yani buradaki şey sonuç olarak y eşit yazılabilir. Ben yazdığım zaman y eşittir kök içerisinde 16 eksi x kareyi yazdığım zaman her iki tarafın karesini alırsam y kare eşittir 16 eksi x kare. Eksi x kareyi karşıya atarsam y kare artı x kare eşittir 16. Yani x kare artı y kare eşittir 16. x kare artı y kare eşittir 16'da arkadaşlar aslında bir daire belirtir. Merkezi 0, 0, 0. Yarı çapı 4 olan bir daire belirtir arkadaşlar. Y kare artı x kare eşittir 16. Ama bize y kare artı x kare eşittir 16 diye en verilmemiş. Bize y eşittir kök içerisinde 16 eksi x kare verilmiş. Bu yüzden öğrenci arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Tamam. Bana diyelim ki y kare artı x kare eşittir 16. Dairesinin grafiği sorulsaydı ben ilk önce şöyle bir kesik kesik çizeyim. Bunu çizerdim. Merkezi 0 virgül Yarı da 4 olacaksa buraya 4'ü, eksi 4'ü, 4'ü, eksi 4'ü yapıştırırdım. Y kare artı x kare eşittir 16'nın grafiği bu. Ama bana lazım olan şey y eşittir. Kök içerisinde 16 eksi x kare. Yani y arkadaşlar negatif olamaz. Çünkü y eşittir kök içerisinde 16 eksi x kare. Y'nin pozitif olduğu tarafta x eksenin üst tarafıdır. Dolayısıyla aslında bana lazım olan grafik şuymuş arkadaşlar. Değil mi? Adam diyor ki bak eksi 4'ten dörde buradaki grafik. Yani ben bunu integralde alan yardımıyla söyleyebilirim. Buradaki alandır. Yarım dairenin alanıdır arkadaşlar. Yarım dairenin alanı da pi çarpı r kare bölü iki. Yani pi çarpı 4'ün karesi 16 bölü 2'den 8 pi. Sorumuzun doğru C şıkkıdır. Şimdi ikinci soruya gelelim. Şimdi ikinci soruyu da benzer mantıkla çözmeye çalışacağız. Ama burada iki x eksi x kare var. Şimdi bakın iç kısmı düzenleyeceğim sadece. İç, iç kısmında şöyle yazsam. Eksi x kare artı 2x yazsam. Bunu da eksi parantezinde alsam. x kare eksi 2x yazsam. Eksi parantezinde x kare eksi 2x ya. Bu aslında x eksi 1'in karesi. x kare eksi 2x artı 1. Eksi 1'dir. Yani kökün içindeki ifade eksi parantezinde x eksi 1'in karesi eksi 1'dir. Eksi diye dağıtırsak kökün içindeki ifade 1 eksi x eksi 1'in karesidir arkadaşlar. Bakın x eksi 1'in karesini alın. Eksiyle çarpın. Baştaki 1'i ekleyin. 2x eksi x kare gelecektir. O zaman ben bu ifadeyi bir daha yazayım. Aslında ben bu ifadeyi nasıl buldum? Sıfırdan 2'ye kök içinde 1 eksi x eksi 1'in karesi çarpı dx olarak yazdım. Tamam mı? Bu şekilde buldum. Şimdi ben yine burada x eksi 1'e u diyeyim arkadaşlar. x eksi 1'e u dedikten sonra şurayı silim yukarıda yazacağım kırmızı ile çünkü. E, x eksi 1'e u dersem dx du olacaktır. Sınırlarımı baştan yazayım. İki sınırım vardı. 2'den biri çıkarttım bir. Sıfır sınırım vardı. ile eksi, eksi bir çıkarttım. Eksi Bak çok güzel bir yere doğru gidiyorum. Kök içerisinde bir eksi u kare çarpı du yazacağım. Bunu da bir eksi x kare çarpı dx olarak yazayım. Az önce anlatmıştım. Birinci soruda anlatmıştım. Lütfen birinci soruyu dinlemeyenler açsın dinlesin. Bir daha anlatmayalım. Böyle bir şey gördüğüm zaman bu y'ye eşit. Dolayısıyla y, y kare eşittir. 1 eksi x kare ise y kare artı x kare eşittir 1. Arkadaşlar bir daire belirtir. Merkezi 0,0. Yarı da 1 olan bir daire belirtir arkadaşlar. Ben bunun grafini çizerken dairenin tam grafini çizmeyeceğim. Çünkü y Kök 1 eksi x kare dediği için y'nin pozitif olması gerekir. Aslında buradaki daire olacaktır arkadaşlar. Bunun zaten yarıçapı çapı 1'di ya. Eksi 1 ve 1'i yazdım. Buraya da 1'i yazdım. Bana aslında bu grafiğin altındaki alan sorulmuş. Yani yarım dairenin alan sorulmuş arkadaşlar. Buradaki hikaye bunu söylüyor. Yarım dairenin alanı diyor. Tamam mı? Kök içine 1 eksi x kareye y dersek ulan gene anlatayım hadi. Bir sonra da anlatmıştım ama kök içerisinde bir eksi x kare y dersek her iki tarafı kare alırsak y kare eşittir Bir eksi x kare. Y kare artı x kare eşittir Bir. Y kare artı x kare eşittir Bir de merkezi sıfır virgül sıfır. Yarı çapı 1 olan bir daire belirtir. Aslında bu daire tam çizilmeli. Ama y eşittir. Kök içerisinde bir eksi x karenin grafiğini çizeceğim ben. Yani y'ler negatif olamaz. x eksenin üst tarafındaki parçası lazım. Ahanda bu alan lazım. E, bu alan arkadaşlar yarım dairenin alanı pi çarpı r kare 1 bölü 2. Pi bölü 2. Sonra doğuracağım. Bursa şıkkı oldu. Dur bakayım. Bir şey hatası yaptım. 1 Ceyhan 2Bursa yok yapmamıştı. şu soruya geldik. 3. soruda arkadaşlar x kare artı y kare 5'in grafi verilmiş. y eşitir 2x'in grafi verilmiş. Bir kere x kare artı y kare 5'in yarı çapı kök 5. Buraya kök 5 yazdım. Şuraya da arkadaşlar eksi kök 5 yazdım. Tamam mı? Bir de bunların kesişim noktasını bulayım ben. Şuradaki noktayı bulayım. y eşitir 2x x kare artı y kare eşittir 5. Yani aşağıdaki denklemde y yerine 2x dedim. O zaman ne olacaktır? x kare artı 2x'in karesi 4x kare eşittir 5 ise 5x kare eşittir 5'ten x kare eşittir 1'dir. x eşittir eksi 1 ve x eşittir artı 1 olacak. Tabii x ekseninin pozitif tarafı olduğu için arkadaşlar x'i 1 buldum. Kesişim noktası da 1. Hmm. Şimdi arkadaşlar bence görmeliyiz şunu. Ben gördüm çünkü. <laughs> ben gördüm diye herkes görecek diye bir şey yok da tabi. Şunu görmeliyiz bence. Arkadaşlar Eksi kök 5'ten 1'e şu alan yani dairenin altındaki alan. Eksi kök 5 ile 1 arasındaki dairenin altındaki alandan sıfırdan 1'e kırmızı grafiğin altındaki alan çıkartılmış. Anladık değil mi? Bence anladık ya. Yani. Eksi kök 5'ten 1'e dairenin altındaki tüm alandan sıfırdan 1'e kırmızı grafiğin altındaki Üçgen alanı çıkartılmış ki üst kısım kalmış. O zaman 0'dan 1'e 2x çarpı Dx'i çıkartacağım ben. Bak şu alanı çıkartacağım. Tüm alandan. Bak tüm alandan. Eksi kök 5'den biri alandan. Alttaki beyaz üçgen alanı çıkartırsam gelir. Yukarıdaki sarı alan. Yani 0'dan 1'e 2x çarpı Dx'i çıkartacağım. O Allah'ın emri. 0'dan 1'e 2x çarpı Dx'i çıkartacağız arkadaşlar. 0'dan 1'e 2x çarpı Dx'i çıkartacağız. Nerede var? C şıkkında var. D şıkkında var. Ya C ya D. Sıfırdan 1'e 2x çarpı eksi çıkartacağız. Neyden çıkartacaktık? Eksi kök 5'ten 1'e şu dairenin denklemini yazacağız arkadaşlar. Y'ye bağlı olarak. Y'ye bağlı olarak yazacaksak burada x kare artı y kare eşittir 5 ise y kare eşittir 5 eksi x karedir. O zaman y eşittir kök içerisinde 5 eksi x kare. Eksi kök 5'ten 1'e. O zaman c arkadaşlar bakın eksi kök 5'ten 1'e kök içerisinde 5 eksi x kare çarpı dx eksi sıfırdan 1'e 2x çarpı dx. Aynen öyle. Cevap C arkadaşlar. Dördüncü soruya e geldik. Dördüncü soru bence çok kolay. Şunu görmek gerekiyor burada da arkadaşlar. Bir dakika. Üçüncü soruda yazmıştık ya şunu. Bakın. Bunu tersten sormuş adam. Bunu vermiş. Grafini çiz demiş. Bakın ben bunu ayırayım isterseniz. Şöyle. Sıfırdan kök ikiye kök içinde 4 eksi x kareden. Diyor ki adam sıfırdan kök 2'ye x çarpı dx'i çıkart. Aslında bunun grafiğinden bunun grafiğinin altındaki alanı çıkart diyor. Bunun grafiğinin altındaki alandan yani sıfırla kök 2 arasındaki altındaki alanda sıfırla kök 2 arasındaki bunun grafiğinin altındaki alanı çıkart. O zaman ben grafikleri çizersem daha rahat ederim. Arkadaşlar 1 ve 2'de anlatmıştım ama yine anlatacağım tabii ki. Yoksa içime simmiyor çünkü. Şimdi ben buna y desem y eşittir kök içerisinde 4 eksi x, x karenin grafiği lazım bana. Ben burada iki tarafın karesini alsam y kare eşittir 4 eksi x, x kare o zaman arkadaşlar eksi x, x kareyi karşıya atarsam x kare artı y kare eşittir 4. Bu da daire belirtir bu denklem. merkezi 0 ürünü 0 yarı çapı 2 olan bir daire belirtir. Normalde ben bu daireyi şöyle çizerim. Hepsini çizerim. Ama adam demiş ki arkadaşlar aslında bunu çiz bana. Y eşittir kök içinde 4 eksi x, x kareyi çiz demiş. Ben sadece daha rahat görebilmek için iki tarafın karesini aldım. Y eşittir kök içinde, kök içinde 4 eksi x, x kare yazdım ya. Yani y'ler negatif olamaz. Y'ler pozitif olmak zorunda ya da sıfır olabilir y kök içine 4 eksi x kare. O zaman y arkadaşlar bu şekilde olacaksa grafik x eksenin üst tarafında olmalı. Yani aslında y eşittir kök içinde 4 eksi x kare arkadaşlar şuradaki yarım dairedir ve bunun yarı çapı da kaçtı? 2 idi. Şuraya eksi 2 yazdım. Buraya da 2 yazdım. Ama bana bunu sormamış. Demiş ki bu grafiğin sıfırla kök 2 arasındaki alanından y x'in altındaki alanı çıkart. O zaman y eşittir x'i de çizelim. Şudur y x arkadaşlar. Değil mi? Y x de budur. Eee bir kesişim noktasına bakalım bunun. Y eşittir x bu. Y eşittir x ile arkadaşlar y kare eşittir 4 eksi x karenin kesişimi lazım. Ben burada y en x yazarsam x kare eşittir 4 eksi x kare. Bak burada y en x yazdım. Kesişim noktası olmak istiyorum çünkü. 2 x kare eşittir 4'ten x kare eşittir 2'den kesişim noktası kök 2 oldu. Şimdi iyi bakalım ekrana lütfen iyi bakalım. Bakın 0 ile kök 2 arasında şu yeşil alandan 0 ile kök arasında şu yeşil alandan sıfırla ile kök 2 arasındaki alttaki kırmızı üçgen alanını çıkart demiş. Yani yukarıdaki yeşil, alan, yeşil alan lazım bana sadece. Bana lazım olan alan yukarıdaki yeşil alanmış arkadaşlar. Tamam mı? Siliyorum. Bir ileri gidiyorum. Şuradaki alan lazım. Daire dilimin alanı lazım. Burada bir kere yarıçap 2'ye 2. 2. Yarıçap iki çünkü arkadaşlar. Alttaki açım kaç derece? 45 derece. Çünkü bu y-x'in grafiğiydi. O zaman üstteki açım da 45 derece. Daire diliminin alanı şudur. Pi çarpı r kare. 2'nin karesi 4 çarpı 45 bölü 360. 4 pi çarpı 1 bölü 8 yazarsak pi bölü 2. Yani sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar denizli şıkkıdır diyeceğiz. Tamam Deniz şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Umarım doğru yaptık. Şema hatası yapmadık. Bir bakalım. Evet 4'ü deniz yaptık. 5'in soruya geldik. Arkadaşlar 5. soru bence kolay bir soru. Direkt bunları kesişim noktalarını bulalım. Denklemle ifade edeceğiz. Baktım çünkü. Direkt kesişim noktalarını bulalım. Bakın kesişim noktalarını bulurken y mutlak değer x demiş ya. y mutlak değer x'in grafiği verilmiş. Burada x'ler sıfırdan büyükken y eşittir x gelir. O zaman ben x kare artı y kare eşittir 6 ile y eşittir x'in kesişim noktasını bulacağım. Şuradaki a noktasını bulmak için. Arkadaşlar y'ye ne ikisini dersem x kare artı x kare eşittir 6 isem 2x kare eşittir 6'dan x kare eşittir 3'ten x eşittir kök 3 ve x eşittir eksi kök 3 gelir. Zaten bunlar simetrik olduğu için aslında diğer noktayı da bulmuş oldum. Şurası eksi kök 3. Burası da kök 3. O zaman arkadaşlar bence şunu yapacağız biz. Eksi kök 3'ten kök 3'e dairenin altındaki alandan grafiğin altındaki alandan eksi kök 3'ten kök 3'e mutlak değer x'in altındaki alanı çıkartacağız. Beyaz üçgenlerin alanlarını çıkartacağız. Bence siz anladınız. Eksi köküçte köküç arasındaki tüm alandan oradaki beyaz üçgenlerin alanlarını çıkartacağız. Şimdi beyaz üçgenlerin alanlarını çıkartacaksak eksi köküçten köküçe mutlak değer x çarpı dx'i çıkartacağız. Arkadaşlar eksi köküçten köküçe bir kere bunu boşlar. Bunu boşlar. Bunu da boşlar. Bunu da boşlar. Sorun doğru cevabı c şık olacak. Dur bakalım bir kontrol edelim arkadaşlar. Eksi köküçten köküçe mutlak değer x çarpı dx'i çıkartmış. Bakın görüyor musunuz? Eksi köküçten köküçe mutlak değer x çarpı dx'i çıkartmış. Nereden çıkartmış? Eksi köküçten köküçe. Kök içinde 6 eksi x kareden çıkartmış. E gerçekten de arkadaşlar bu dairenin denklemi y kare eşittir 6 eksi x kare yazılırsa y eşittir kök içerisinde 6 eksi x karedir. Doğru. Eksi köküçten köküçe 6 eksi x kare çarpı dx'ten eksi köküçten köküçe mutlak değer x çarpı dx'i çıkartacağız. Yani sorumuzun doğru hocam. J şıkkı oldu. Umarım çözümler açıklayıcı faydalı olmuştur arkadaşlar. Testler bitti. ÖSYM bakış testleri Eyüp Bey'e matematik kanalında arkadaşlar. Bunu biliyordunuz sanırım. Çünkü söylemiştik birkaç videonun altında falan da. Eyüp Hoca da kanalını yükledi. Bütün testler bitti. Bitti. Gerçekten bitti arkadaşlar. Umarım bu testlerin sonunda sizlere faydalı olabilmişizdir. Limit türev integral netleriniz artmıştır. Ben elimden geldiği kadar mükemmel anlatmaya çalıştım. Sanki okulda, orada, burada bir öğrencime yüzde çözüyormuş gibi çözdüm. Yani burada arkadaşlar biz bu olaylara iş olarak bakmıyoruz. Bunu bilin. Biz bir iş yapıyorsak mükemmel olma diyerek yaptık. Umarım o şekilde olmuştur. Bana bir Allah'a emanet derseniz limit türev integral kampı için sevinirim. Çünkü ben size bu kamp için Allah'a emanet. Başka kamplarda görüşmek üzere diyorum. Hadi bakalım videonun sonuna kadar kim izlemiş belli olacak. Arkadaşlar Allah'a emanet. Görüşürüz kendinize bakın. Ha bu limit türev integral kampı için. Hadi bakalım.